Kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Medyada bu taciz, tecavüz, jet haberlerine sıradan vakalar olarak sayfalarına taşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise her üç kadından bir tanesi ev içi fiziksel şiddete maruz kalıyor. Kanal T Haber muhabiri Bahar Derya 8 Mart Kadınlar Haftası'nda vatandaşlara içeriği kadın olan sorular yöneltti. Kadın olmak güzel bir şey bence. Bana sorarsanız ben kadın olmaktan hiçbir zaman yakınmadım. Belki benim şansım bilmiyorum ama yani hiç kimse zaten doğduğu haliyle mutlu olmalıdır bence. Kadın veya erkek. Mühim olan o bu dünyada güzel şeyler bırakıp gitmektir. Kadın deyince valla bir cinsiyet anlarım. İşte erkek ve kadın iki cins var zaten. İki cinsiyet var. Diğer cinsiyeti anlarım. Kadın deyince işte toplumun aynası diyebiliriz yani. Toplumun bel kemiği, bir medeniyetin bel kemiği diyebiliriz. Kadın deyince ne anlarım? İlk önce bir kadın güçlü olması lazım. Kendi ayakları üzerinde durması lazım. Sorumluluk sahibi olması lazım. Tabii ki bizim ülkemizin kadınları biraz da fedakar olması lazım. Sevdiklerine sahip çıkması lazım. Dünyanın tadı, tuzu kadın. En değerli canlıları. Ne bileyim, kadın olmayınca hiçbir şeyin tadı olmuyor. Mesela şurada bile oturmanın bile tadı olmaz kadın olmayınca yani. Kadın her tarafa renk katıyor gerçekten. Her ortamda renk katıyor yani kadın. Yani kadın böyle benim gözüme çok önemli, çok değerli. Olmazsa olmaz yani. Kadın demek toplumun kendisi demektir. Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Kadın konusu çok anlatılacak gibi, yani kelimelerle anlatılacak gibi bir şey değil. Kadın her şeyden önce bir annedir. Yani insan canlı insanın çoğalabileceği tek yapıdır ve tüm insanlığın özü kadına bağlı zaten. Benim kadın deyince aklıma gelen en önemli şey, okumuş kadın okumuş nesiller yetiştirir. Okumuş nesilleri de hiçbir insan kandıramaz. Çünkü kadın okumuşsa çocuklarını da okutacak. Dolayısıyla okumuş insan, araştıran insan, okuyan insan, insanlığı bilen insanı da doğru düzgün her insan kandıramaz. Dolayısıyla kadın dediğim zaman yani dünyanın anasıdır, canlıların anasıdır. Her şeyden önce dişidir, doğurgandır. Sorumluluğu aşırı sorumluluğu olan bir şeydir. Yani saygı duyulacak canlıların başında en önemli şey kadındır bence. Peki siz bir erkek olarak dünyaya bir kez daha gelmiş olsanız kadın olarak mı gelmek istersiniz yoksa tek yine erkek olarak? Ya bu çok zor bir soru aslında ama şimdi her cins kendi yaşantısıyla dünyada var olduğu için herhalde bir sonraki yaşamda aynı yaşantıyı seçmek isteyebilir diye düşünüyorum yani. Yani bir erkek doğmuşsa erkek olarak doğmak ister, kadın doğmuşsa kadın olarak doğmak ister diye tahmin ediyorum. Yani ben de öyleyim. Kesinlikle kadın olmak isterdim. Neden peki? Kadınların o zarafetini, o inceliğini, o ruh dünyasını yaşamak isterdim. Biz erkekler olarak biraz farklıyız, biraz daha kabayız. Kadın her zaman daha medenidir bir erkeğe göre. Dünyaya bir daha gelseniz yine kadın olmayı mı isterdiniz yoksa erkek olmayı tercih ederdiniz? Kadın olarak gelmeyi tercih ediyorum. Çünkü doğuruyoruz biz. Yani doğurganlık var işin içerisinde. Mutlaka
o hazı almak isterdim tekrar. Vallahi hiç bunu düşünmedim de yani tekrar gelsem ne gelirsem geleyim o şekilde yaşarım diye düşünüyorum. Ben asla kadın olmak istemezdim. Neden? Çünkü yani bizler sorumlulukları çok fazla bilinçli olarak taşıyan insanlardan saymıyorum kendimi yani. O sorumluluk onun altına giremezdim yani. O bir, ikincisi en ufak bir organımızda bir ağrı hissettiğimizde yani dayanılacak gibi değil. Bir dişimiz ağrıyor, bir kulağımız ağrıyor, bir gözümüz ağrıyor. Ufak bir ağrıya katlanamayan bir insanız yani kadın olduğunda bir çocuk doğurmayı hiç düşünemiyorum. Onların çektiği o acılar, sancılar yani parça ya et yani bir et parçasını ikinci bir et parçası olarak dünyaya getiriyor. Bunun daha güzel ne olabilir? Ben nasıl kadın olmayı düşünebilirim? Düşünemem, asla düşünemem yani. Kesinlikle kadın olmak isterdim tabii ki. Aynı evlatlara sahip olmak isterdim. Aynı aileye sahip olmak isterdim. Kadın olmak isterim. Neden peki? Yani zorlukları, zorlukları var ama güzel. Güzel tarafı da şu, yani anne oluyorsunuz her şeyden önce. Bir anne herkes olamıyor maalesef. Anne olmak çok kutsal bir görev benim için. Onun için zaten onun gerektirdiği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince babaanne olarak, anneanne olarak. Hem anneanneyim hem babaanneyim. O zaman kadın olmanın en güzel yanı da anne olmak, yani babaanne olmak. Anne olmak, babaanne olmak, anneanne olmak. Yani ben aslında gene kadın olmak isterdim. Ama tabii bu kadından kadına değişir yani tabii ki. Neden peki? Neden yani kadın, ben rahat şartlarda yaşadığım için kadınlığın çok zorluğunu görmüyorum. Ama tabii ki çok zorluk gören kadınlar var. Kendini ezdiren kadınlar var. Ben buradan bütün kadınlara diyorum. Kendinizi asla ve asla ezdirmeyin yani erkeklere. Hani erkek dediğin nedir ki yani? Bir elmanın yarısı kadındır, yarısı erkektir yani. O da benim gibi 9 aylık. Ben de 9 aylık, onun benden hiçbir artısı yok yani, kesinlikle hiçbir artısı. Kadınların hepsine söylüyorum, asla kendinizi, kocanız olsun, kardeşiniz olsun hiç ezdirmeyin yani. Siz bir insan olduğunuzu unutmayın. Siz çok değerli insanlarsınız hepimiz kadın olarak yani. Tabii erkekler de değerli ama hani kendinizi ikinci derece olarak görmeyin yani. Kadınları mesela açık giymek istiyor, giyemiyor, giyimine karışıyorlar. Gecenin 11'inde 12'sinde sokakta yalnız gezemiyorlar. İşte ne bileyim, böyle biraz rahat konuşunca bir erkekle bile rahat konuşunca hemen yanlış değerlendiriliyorlar falan. Bu tabii bunlar genelde İstanbul için, ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul için konuşuyorum. Yani genel sorunlar ya buna benzer. Kadınları erkeklerin ezmesi. İkinci plana atmaları en önemli sorunlardan birisi bu yani. Bu da biraz kadınlardan kaynaklı. Yetiştirdikleri çocukları, erkek çocuklarını özellikle çok güzel yetiştirmeleri lazım yani. Hani sen erkeksin. Sen erkeksin. Aman mesela evde, mesela bazı evde bir kız bir erkek var, değil mi? Aman mesela bir şey söyleyecekler. O erkek otursun. Kızım kalk şunu yap. Yok öyle bir şey. Yani bu ayrımı çocukluktan beri çocuğa aşılamaları lazım ki hani onlar yetişince böyle bir erkek kadın ayrımı olmasın. Peki sizin nenenizin, annenizin zamanları, kendinizi değerlendirdiğinizde ve kızınızı hangi dönem daha çok şanslı dönem sizce? Bence benim dönemim daha şanslı. Çünkü onlar çok yıpranmışlar zamanında. Teknoloji bu kadar, mesela o kadar 10 kişi bir evde 10 kişi yaşıyorlar, onların bütün çamaşırlarını, bulaşıklarını, her şeyini elde yıkıyorlar yani. Mesela en basit örneği veriyorum yani, onların şartları daha çok zordu ama bizim şu an teknoloji ilerlemiş, çamaşır makinesine bile kalkıp makineye çamaşır atmaya bile üşeniyoruz yani şu anda.
Yani rahatlık yani şimdi daha kadınlar rahat ortamda yaşıyorlar. O zamanlardaki şanssızlık, kadın olmayı hissetmeleri daha çok vardı o zaman. Yani daha çok zorluk çektiler. Kesinlikle daha çok zorluk çekiyorlarmış yani. Öyle yani ben çünkü babaannem, annem falan hep anlatırlardı yani ne şartlarda işte ne şartlarda tarlada bile doğum yapan kadınlar var yani. Dünya genelinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Bilinçli insanların yaşadığı yerde kadınlara olan saygı tabii ki çok önemli ve gösterildiğine inanıyorum ama bizim Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye iç içe olduğu için ya Kıbrıs'ta biraz öyle %70'lerde görüyorum ama Türkiye'de asla öyle bir şey görmüyorum. Son zamanlarda zaten içimizi acıtan çok acılar oluyor. Yani kadın cinayetleri, kadına olan şiddet bunlar cahilliğin ürünleri. Yani bilinçli olmasını isterim insanların ki hani kadınlar bu konuda da fazla bir eziyet görmesin. Her şeyden önce o eziyeti edeni de bir kadının doğurduğunu unutmamak lazım. Onun da annesi var sonuçta. Olmaz mı? Kadın olmaktan dolayı zor. Burada yok ama. Ben burada kadınların zor bir tarafını bilemiyorum tabii. Aile hayatı, maddi manevi onları bilemem de. Türkiye'de biraz zor. Geçim şartları, iş sıkıntısı o yüzden zor. Yani maddi bir geliriniz, düzenli bir geliriniz varsa kadın olmak diğer sorunları çözebilirsiniz yani. Ama Kıbrıs'a oranla Türkiye'de daha çok zorlukları var mı? Evet. Türkiye'de daha zor. İş yok. Kadının iş bulması kolay hem zor. Hem kolay hem zor. Yani. Peki sizin anneniz, neneniz, siz kendinizi düşündüğünüzde kızınız varsa kızınız. Var, kızım var. Düşündüğünüzde en şanslı kadın dönemi hangi dönem sizce ve şanssız dönem? Kayınvalidemlerin dönemi. Neden? Saygı vardı büyüklere. Şimdi kimse pek dinlemiyor kimseyi. Herkes benim hayatım diyor. Kız olsun erkek olsun benim hayatım diyor. Siz gördüklerinizi söylüyorsunuz ama o benim hayatım deyip kendi hayatını kuruyor. Ülkemizde kadının kadın olmaktan kaynaklanan sorunları var mıdır sizce? Varsa bunlar neler? Kesinlikle, kesinlikle. İlk önce kadınlarda eğitim. Eğitim çok önemlidir. Eğitim mutlaka kadınlarımız güçlü olmak zorunda ki eğitimlerini tamamlamaları lazım. Her zor şartları göz önünde tutmaları lazım. Tabii ki ülkemizde kadın olmadan dolayı sorunlar yaşıyor kadınlarımız. Bir kere çok yoğun olarak ataerkil bir aile yapısına sahip olduğumuz için genelde erkeğini veya eşini memnun etme üzerine kurulu bir sistemleri var ne yazık ki burada kadınların. İşte işe gidiyorsa işini yapacak ama eve gelecek çamaşır bekler, ütü bekler, yemek bekler, bulaşık bekler. Yani bu nedenle kadınlar zorluk yaşıyor diye düşünüyorum ülkemizde. Oysa bu eşit olmaya ben eşime yardım ediyorum. Bulaşık da yıkarım, çamaşır da yıkarım. Gerekirse ipe de serer toplarım. Çünkü yaşam ortaktır. Onun sorumlulukları olduğu gibi benim de sorumluluklarım var. Ben de işlerim, eşim de işlerse ikimiz de birlikte bir evi yürütmemiz lazım. Ama bizde genelde daha hazırcıdır erkek kesimi. Her şeyi kadından bekler. Bizim ülkemizde erkeklerin kadına bakış açısı çok doğru değil diye düşünüyorum. Genelde erkekler kendilerini kadınlara göre daha üstün görüyorlar ülkemizde ne yazık ki. Oysa eşit olduğumuzu bilmeleri gerekir tüm erkeklerin. Biz erkeksek onlar da kadındır. Onların da bizim ne hakkımız varsa aynı haklara sahip olduğunu bilmemiz gerekir. O nedenle ben eşit olduğuna inanırım. Şimdi tabii ki kadınların çok büyük görevleri olduğu için iş hayatında biraz geri kalmaları gerekiyor çocukları için. Bütün mesele o. Yoksa Kıbrıs'ta öyle farklı bakan insanlar, Kıbrıslılar için söylüyorum bunu tabii ki yani yanlış anlamayın. Böyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Ailemde de görmedim. Yani böyle bir şey görmedim. Babamda da görmedim. Babam kız çocuklarına çok değer veriyordu.
hepimizi okuttu, cesur bir şekilde okuttu, Türkiye'ye gönderdi, tahsile gönderdi. Hiçbir zaman ayrım yapmadığı için, abilerimiz de öyle ayrım yapmadı. Ve biz bu şekilde buralara kadar geldik. Yani bir sorun olmadı. Sizin nineniz, anneanneniz olsun, anneniz olsun ya da kendiniz, kızınız varsa kızınız. O dönemleri düşündüğünüzde en şanslı kadın dönem itibariyle hangi dönem sizce? Şu anda zaten Atatürk kadınlara verdiği haklardan dolayı zaten biz çok şanslıyız. Onu belirteyim yani. Dünyada şanslı olan bir toplumlardan bir tanesiyiz Türk milleti olarak. Ondan sonra yani şanssız tabii ki ailelere bağlıdır şanssızlık bence kız çocuklarında. O ailede bir kız çocuğu doğduğu zaman eğer anne baba ona farklı bir çocuk olarak bakıyorsa, yani erkek çocuğundan farklı olarak bakıyorsa şanssızdır diyorum. Ülkemiz içinde kadının özellikle çok büyük sıkıntıları vardır. Şimdi bizim kadınlarımıza işte kadın denir, bayan denir, hanım denir. Bunlarda bile bir sorun yaşıyoruz. Kadına kadın olduğu için her anlamda farklı gözle bakılıp farklı muamele yapılabiliyor. Ama kadın, ben tekrar söylüyorum, kadın erkeğin bir üst seviyesidir. Erkeklerin kadınlara bakış açıları coğrafi olarak değişiyor. Ben İzmirliyim. İzmir'deki bile bir kadına bakış açısıyla başka bir ildeki bakış açısı bile farklı. O yüzden dünyada gerçek olması gereken İzmir'deki gibi kadına verilen değerin kadının öncülüğünde, kadının liderliğinde arkasından gidebilmenin gerektiğine inanıyorum. Bir sürü sorun vardır ya. Ya mesela şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yani bizim bir kere ilk önce toplum olarak bir aydınlanma sorunumuz var. Şimdi medeniyetin olmadığı yerde sürekli bir sıkıntı ve sorun olur. Bizim kadınımızda da bir baskı olduğu için bence büyük sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Yani kadın biraz her planda arka planda olduğunu düşünüyorum. Yani iş yaşantısında da öyle, mesela ne bileyim akademik anlamda da öyle olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim toplumun içerisinde çoğu yerde olduğunu öyle düşünebilirim. Yani. Ama Kıbrıs genelinde böyle değil. Ama Türkiye toplumunda olabilir bu. Ama Türkiye toplumundan biraz farklıdır Kıbrıs'taki kadınlar. Daha özgür, daha böyle farklıdır diye tahmin edebilirim. Şimdi bir bakış açısı olacak ama Türkiye kadınının, Kıbrıs kadının diye. Buraya gelen insanların çoğu bunun farkındadır diye tahmin ediyorum. Yani. Biraz daha diğer medeniyetleri batıya giderken belki erkeklerin biraz daha kadınları anlayış içerisinde anladığını düşünebilirim ama bizim toplumumuzda biraz zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumun yapısı, şu andaki toplumun yaşantısı bunu gösteriyor yani erkeklerin bakış açısını. Kadın olmanın avantajları, dezavantajları neler? Kadın olmak bizim coğrafyamızda daha çok dezavantaj sahibi olmaktır, avantajdan ziyade. Biz çünkü kim ne derse desin, Türk toplumu olarak medeniyetten biraz geri kalmış bulunmaktayız. Bunu açık açık ve net olarak söylüyorum yani. Bir Avrupa'daki kadınla bir Türk kadını aynı hayat şartlarında yaşamıyor. Bizim amacımız da isteğimiz de Türk kadınının hak ettiği yeri bulması, hak ettiği yerde olmasıdır. Ya kadın olmanın avantajı bence bir kere avantajları biraz herhalde dardır diye düşünüyorum. Yani çok değildir ama dezavantajları çoktur bir kadının. En büyük yani dezavantajı ne? En büyük dezavantajlarından bir tanesi ekonomik özgürlüğüdür. Yani kadının ekonomik özgürlüğü yoktur. Şimdi bir kadın evlendikten sonra 20-25 yaşında evlendikten sonra evinde çocuklarına bakmak zorunda kalıyor. Haliyle çocuklar bir tane ya da iki tane çocuğu olduğu zaman o kadının yaşantısını evlenin sınırlı kalıyor. Birincisi ekonomik özgürlüğü gidiyor. Sonuçta bir erkeğin eline bakmak zorunda kalıyor. İkincisi yapmak istediklerini yapamıyor. Mesela bir kadın toplumu ilerleten bir dinamiktir diyebiliriz ama kadın evde oturduğu için ekonomik özgürlüğü gidiyor sonuçta kadının. Yani bir sürü şeyden mahrum kalabiliyor diye düşünüyorum yani. Çok yaşadığımız sıkıntılı ve çok üzücü olaylardan dolayı kadınlarımız
daha çok sahip çıkmaları lazım. Yani güçlü kadınlar tamamdır. Güç çok önemli değildir. Erkeklerimiz de birazcık eğitilip de onlar da biraz daha sorumluluk sahibi olmalarını istiyorum. Ya avantajları da var, dezavantajları var. Erkekler için de aynı şey. Erkekler için de aynı şey. İnsan olan herkes için aynı şey yani. Para varsa her şey var.